Choco Prens kurabiye yaptık. Onun için yoğurma işlemi gerçekleştirdi arkadaşlarımız. Onun ardından da şekil veriyorlar şu anda zaten gördüğünüz gibi. Erbeceleri gayet iyi. Yani işitme engelli olabilirler ama el becerilerini daha yoğun kullanıyorlar. Çünkü her şeylerini el ve görme becerisiyle yaptıklarından dolayı gayet iyi el becerileri. 4 haftayı devirdik. Pasta üzerine kursumuz zaten pasta yardımcılığı kursu. Daha çok pasta, sütlü tatlılar, kek, kurabiye, o tarz şeyler yapıldı. Ne kadar sürecek bu kurs? Mayıs'a kadar. Toplam kaç işitme engelli var? 8 tane var. 3 gün farklı bir grup geliyor, 2 gün farklı bir grup geliyor. Kadınları da genelde sabahları başka bir kursa gidip sonradan buraya gelen bayanlar da var. Ev kadınları, evde geç zamanlarını geçiren. Ondan... Yani gayet her şeyi gayet iyi beceriyorlar, yapıyorlar. Ev işlerinde de umarım burada çünkü bulaşık makinesi çalıştırma, bulaşık yıkama becerilerini gayet güzel başarıyorlar. Evdeki hayatlarında da gayet iyi değiller yani diye düşünüyorum. Sertifika aldıktan sonra herhangi bir pastanede çalışabilirler pasta yardımcısı olarak. Üçleri veriyorum, tarifleri veriyorum, işaret diliyle anlatmaya çalışıyorum. Tabii Türkçeden çok farklı, ekleri kullanamıyoruz. Onlara indirgeyerek, onların yapabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum. Güvenlerini her şeyden önce geliştiriyor ve sosyalleşiyorlar. Normal bir bireyler, aslında bizden farkları yok. Bütün yaşamsal becerilerini yerine getirebiliyorlar. Bence onlar için çok iyi bir etkinlik. İyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Evet, ilk defa Trabzon Halk Eğitim'de ilk defa işitme engellileri pastacılık kursu. Bu sene ilk defa açıldı. Evet. Thank you.